Bir saat sonra falan Nişantaşı'nda olmam lazım. Duş aldım. Pek fazla vaktim yok. Keşke böyle bir kahveye falan vaktim kalır mı acaba diye koşturuyorum. Kahve içeceğim. Hemen koşacağız ve Nişantaşı'na gideceğiz. Bugün Özlem Suer'le görüşmemiz kaçırmış. Bu yüzden Leyla'yı sabahleyin göremedik. Leyla'yı göremeden başlayan sabahlar pek eğlenceli olmuyorlar. Şimdi ayakkabımı giyeceğim ve biraz önce bahsetmiş olduğum Nişantaşı'ndaki toplantıma doğru yolla. Anlam veremediğim bir negatiflik var üstünde. Galiba bunun sebebi sabahleyin Deniz videomu pek beğenmediğini söyledi. Bu yüzden de oluşmuş olabilir. Çünkü dün de saat 4.30'a kadar uğraştım. Gayet tabii insanın bir anda kendisini hemen böyle video editing master olarak beklemesi ve inanılmaz videolar yapmaya başlaması bir anda böyle bir gecede olacak şey değil. Evet. Şimdi Akasya'ya doğru gidiyoruz. Akasya'dan bir kahve molası verecek kadar bir zaman ayırabilmek mümkün olmadı ne yazık ki. Saat şu anda 12'ye 5 var ve benim saat 12'ye 45 geçe Nişantaşı'nda olmam lazım. Özlem Suar'la görüşmem. Çok yoğun bir insan. Bir arayıp şansımı deneyeceğim. Belki birazcık öteleyebilir miyim toplantıyı diye. Ama göreceğiz bakalım ne olacak. Toplantımı erteledim çünkü gerçekten 2 gündür sabaha kadar vloglarla uğraşıyorum ve düzgün de uyuyamıyorum zaten. Yani bir önceki günde düzgün de uyumamıştım. Yani bugün de şöyle bir relax bir sabah geçirmeseydim gerçekten çok zor olacaktı. O yüzden Starbucks'tayım şu anda. Bir kahvaltı ediyorum, kahve içiyorum. Kendime geleceğim ve bugünün planını beraber yapacağız. Telefonla konuşurken falan videoları çekemiyor olmam çok sinir bozucu. Burada yaklaşık bir saattir oturuyorum herhalde. Birkaç telefon görüşmesi yaptım, iş bağladım. Annem birazdan gelecek. O dün benim için bir emlak sektörüyle ilgili bir minik bir projem var. Onunla ilgili birkaç kişiyle görüştü. Şimdi onu bekliyorum, o gelecek. Onunla birazcık yine oturduğum yerde, Starbucks'ta sohbet edeceğiz ve ondan sonra da bir ihtimal Mecidiyeköy'e geçeceğim. Bir ihtimalle ofise doğru geçeceğim. Hello. Merhabalar. Sizler ne yapıyorsunuz? Süperim. Gel gel otur ya sen. Vlog. Yani sürekli her geldiğinde bir karşılama bekleme yani. Ne demek bu? Ne demek bu? Tamam. We'll be right back.
Annem sağ olsun bana emlak sektöründe önemli bir kişiyle beraber bir görüşme ayarladı. Yarın oraya gideceğim. Şimdi Mecidiyeköy'e geçiyorum, uğrayacağım. Birincisi gelişim platformu, ikincisi bizim eski yönetmenimiz Ekrem Doydu'nun stüdyosu Plana. Daha sonra tekrardan Anadolu tarafına geri döneceğim. Belki annemi görürüz yine akşam üstü Leyla ile beraber. Evet. Görür müyüz? Belki Leyla'yı kaçıracağım ben. Aynen. Hadi bay bay. Dev şişme oyuncaklar. Leyla bunu çok seviyor. Bu vlog işini yeni yeni öğreniyorum ve insanlar da oldukça alışkın değiller. Özellikle böyle şehrin içerisinde, kalabalık içerisinde kamera ile böyle bir şeyler çekerken insanlar oldukça garipsiyorlar. Kaldı ki kameramda zaten şu anda bir iPhone 5S. Bunun da getirmiş olduğu bir insanların hani ciddiye alma gibi durum konusu. Evet, iPhone 5S kameradan vlog çekmek gerçekten çok zor. Çünkü telefonla arayabiliyorlar. Kamera dediğim gibi çok fazla ciddiye alınmıyor ve insanlar böyle bön bön bakıyorlar ne yapıyor bu manyak diye. Artı storage'ı çok iyi olması lazım vlog çekiyorsanız, çektiğiniz aletin. Çünkü sürekli görüntü çekmeniz gerekebiliyor. Bir de tabii ki de şarj meselesi var. Bu yüzden bugün gelişim platformuna gideceğim şimdi birazdan. Ardından kamera almaya bir yerlere gidebilirim. Aslında alacağım kamerayı biliyorum ama yine de birkaç öneri için Ekrem'e de danışacağım. Plana filme gideceğim. Durumlar böyle. Şu an Mecidiyeköy'deyim. GP'ye yürürken oldukça yoruldum. Çok aslında kısa bir mesafe var ama güneş çok fazla ve çok terledim. Arkamda gördüğünüz döneri görünce de dayanamadım, içeri girdim. Paşa döner gerçekten de bu hani deriz ya less is more, yani daha azı daha iyi. O konuyu çok güzel örnekleyen bir işletme diye düşünüyorum. Adamlar sadece tavuk döner yapıyorlar ve en iyisini yapıyorlar, en ucuzunu yapıyorlar, en güzel, en hızlı bir şekilde hazırlıyorlar. Bu yüzden takdir edilmesi bir dükkan oldu düşünüyorum Paşa Ölü'nde. Siz de mutlaka deneyin. Gerçekten insanı geliştiren bir platform çünkü çok güzel eğitimler var.
Sercan da bu eğitimlerin koordinasyonunu yapıyor. Bu sene de eğitimler çok büyük bir hızla başladı. Aret Vartanyan'ın eğitimiyle de herkesin ilgisini çekti. Gelişim Akademisi diye bir şey başlattı Sercan. Ve çok başarılı buluyorum ben bunu. 5 farklı falan konu var değil mi abi? Neydi? Kişisel gelişim, dijital pazarlama, iletişim konusu var. Evet, insan kaynakları, sağlıklı yaşam. Girişimcilik ve finans konusunda da çok önemli insanlar, sektörde önemli olan insanlar geliyorlar. Burada bazı seminerler yapıyorlar. Üye de olabilirsiniz. Gelişimplatformu.org'da etkinlikler kısmı var, oradan da bakabilirsiniz. Çok cüzi fiyatlı eğitimler bunlar görürsünüz. Ben de 1 Ekim'de Instagram'a satış teknikleri. Evet. Üzerine minik bir seminer yapacağım. 10 Eylül'de de Aret Vartanyan'la start veriyoruz. Aynen, aynen. Bence burayı mutlaka bir inceleyin. Pimex'e girdim baktım ama ne yazık ki burada da Canon G7X yok. Şimdi Ekrem'le buluşacağım. O yüzden üste doğru gidiyorum. Çılgın bir trafik var. İnsanlar köprü yoluna bağlanmaya çalışıyorlar. Ben metrobüse döneceğim. Ama o metrobüse çok dolu olacak. Ekrem'le beraber birazcık olsun üstte işte bu günlük vlog işimle ilgili önerileri var mı? Hangi kamerayı kullanabilirim? Bu gibi şeyleri konuşacağım ve ardından hemen Anadolu tarafına kendimi atmayı planlıyorum. Kamera olaylarını konuştuk ama Ekrem Canon G7X'i bilmiyormuş. Bir fotoğraf makinesi diyor. Görecek yani güzel videolarda çektiğini. Bir de onun önerdiği kamera biraz fazla tuzlu geldi bana. O yüzden hani onu da alabileceğim pek düşünmüyorum. Yalnız Ekrem'in enteresan bir projesi varmış. Onu da burada söylemek istiyorum. Zoptio diye yeni bir kanal yapmışlar YouTube'da. Daha sadece 4 videosu var. Ama çok güzel bir proje. Oradaki videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abi? Çok para ver, iyisini al. Kanalı önermiyorum. Siz de önermeyin. Lütfen yorum olarak da almamı sevdiğini söyleyin. Çünkü o iyi bir kamera değil. Para tuzağı. Eve doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi çılgın bir trafik var arkamda. Çılgın bir insan seli. Welcome to İstanbul demek istiyorum. 15 milyon kişinin yaşadığı şehir ve tabii ki bu rush hour saatleri oldukça etraf kalabalık.
yolculuktan sonra. Aslında çok da yorucu olmadı. Şansıma Mecidiyeköy metrobüs durağına girer girmez direkt bir tane bomboş bir Çeşme metrobüsü geldi. Ama daha sonra yine tabii Zincirlikuyu'da falan doldu. Neyse, şu anda Uzunçayır'dayız. Akasya'ya girdim. Minik bir yürüyüş ardından evde olacağım. Umut ediyorum ki Leyla yatmamıştır ama saat şu anda 8'i 10 geçiyor. Yatmış da olabilir. Göreceğiz. Leyla yatmadan önce birazcık ağlıyor. Bu galiba bu bebekler belli bir yaşa gelene kadar bunu yapıyorlar. Roro nerede? Evet, bu bir çorba. Harika bir Özbek usulü pazı sarma. Ve de greçka. Yoğurtla beraber. Rozacığım, ellerine sağlık. Aynen Paşa Döner'in yaptığı gibi. Less is more ama yaptığımız vloglarda iyi müzik olması gerekli diye düşünüyordum. Epidemic Sound isimli yeni bir web sayfası keşfettim. Artık çok güzel müziklerim var. Umarım siz de bu bölümü sırf müziklerinden dolayı da sevmişsinizdir. Güzel, eğlenceli bir gündü. Bakalım yarın neler başımıza gelecek. Sabah erkenden yine işlerimiz var. Hemen yatmalıyım. Görüşürüz.